edeceğiz dedik. Ekonomist Profesör Doktor Soner Gökten bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Gökten, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bilge Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi asgari ücret meselesinden başlayalım. Zira bu tartışmalar bu yoğun gündeme rağmen alevlenmiş gözüküyor. Merak edilen şu, acaba hedef enflasyona göre mi artış yapılacak, yoksa yıl sonu enflasyona göre mi artış yapılacak? Ne dersiniz, siz nasıl bakarsınız bu tartışmaya? Bilge Hanım, biliyorsunuz geçen sene %49'luk bir zam yapıldı. Bu enflasyonun %37'lik enflasyonu koyduğunuzda %12 önden yüklenen bir refah payı vardı. Tabii bu arada konuşmalarımızın hepsini TÜİK enflasyonuna göre yaptığımızı da unutmayalım. Bu da önemli. En azından bu dipnotu koymuş olalım. %12'lik bir ön yükleme yapıldı. Tabii ki bu hemen eridi. 1-2 ay içerisinde eridi. Bu sene sonunu %40-45 arasında bitirecektir TÜİK. Yani bu görevini yerine getirecektir. 2025 için de %17'lik bir enflasyon tahmini söz konusu. Şimdi %12'yi dikkate aldığımızda önden yüklenen %40-45'lik de bir enflasyon ortaya çıkarsa görünen şu ki %30 civarı bir zam gelebilir. %30. 30 civarı bir asgari ücrete zam gelebilir. Ben bu zamın tamamen siyasi yapılacağını düşünüyorum. Çünkü baskılar artık çok artmış vaziyette ve artık asgari ücret temel belirleyici olmuş vaziyette. Beklenene göre yapılıyorsa %17 zaten açlık, sefalet devam edecektir. Bakın %30'da daha 22 bin liradan bahsediyoruz Bilge. 22 bin liradan. Yani %30 zam yapılırsa asgari ücretinin alacağı maaş 22 bin lira olacak. 22 bin lira olacak. Biz zaten bu şartlarda açlık sınırı yıl sonunda 22 bin lirayı bulmuş olacak. Onu ifade etmek istiyorum. Tartıştığımız şey şu. %17 mi olsun beklenen enflasyona göre mi yapılsın zam? %30 mu olsun? Bakın %40'lara falan çıkmayacaklar çünkü ilk gittikleri %12 refah payını masaya koymuş olacaklar. Bütün mesele bunun üstünde dönüyor ve sanki %30 üzerinde bir konsensus yapılarak bunun da bakın beklenene göre yapmadık, insanları enflasyona ezdirmedik lansmanıyla yapılacağını göreceğiz. Çok büyük bir şeymiş gibi 22 bin liradan bahsediyor. Çok 22 bin liraya ne yapacak insanlar? Ben de çok merak ediyorum. Tabii şimdi yani Temmuz ayında da herhangi bir artış yapılmadı. Belli ki yine diyecekler ki asgari ücret diye bununla bir yıl geçin. Ama tabii gündemin birinci sırasındayken bu yaşadığımız ekonomik çöküntü, bakın işte sıra gelmiyor başka şeyleri konuşmaktan. Şimdi peki ne yapacak? Yani emekli ne yapacak? Asgari ücretli ne yapacak? Nasıl geçecek ki önümüzdeki yıl Sayın Gökten? Geçebilecek mi? Bakın giderek çok zorlaşıyor. Bunu Bilge Hanım size her defasında konuştuk. Bir tabii daha buradan ifade edelim durumu. Müthiş bir gelir dağılımı bozulmasıyla karşı karşıyayız. Yani artık 10 milyon kişi zengin, 70 milyon kişi dar gelirli ve fakir. Bu sisteme kendini her yönüyle gösteriyor. Bakın her yönüyle gösteriyor. Nerede gösteriyor? Sıkılaşma yaparak talebi daraltamıyorsunuz. Diğer bir deyişle tüketimi aşağı çekemiyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Dar gelirli bir fakir zaten tüketemiyor. Zaten tüketemiyor. Tabii. Kredi kartlarıyla yapılan bir yaşamları vardı. Artık o da ortadan kalkıyor. Kim tüketiyor Bilge Hanım? Arabayı, evi kim alıyor? Restoranlara kim gidiyor? Giysi alışverişini kimler yapıyor? Bu soruları sormak lazım. 10 milyonluk kaymak tabaka yapıyor. Bunların talebini kesemezsiniz faizi arttırarak. Çünkü faizi arttırdığınızda da bunların faiz gelirlerin artmaya başlıyor. Dolayısıyla satın alım güçleri hep korunmaya başlıyor. O zaman ne olacak? Yanına bunun maliye politikası koymamız lazım. Nedir o? Robin Hood ekonomisi. Ne demek? Zenginden vergi alabilmemiz lazım. Alabiliyor muyuz? Ortada zenginden alınacak bir vergi var mı? Tersine Robin Hood durumu var Sayın Gökten. Fakirden alıp zengine veren bir sistem yok mu şu anda? Evet, bizde o var. Bakın borsa vergisi gelecek.
dendi, geri adım atıldı. Konut ağları ile ilgili yapılan hiçbir şey yok. Dolayısıyla maliye politikasında zenginden almadığınız sürece dar gelir ve fakire basmaya devam ediyorsunuz. Tasarruf var mı maliye politikasının içerisinde? O da yok. O da yok. Yani demin okudum ben. Ertelenecek bir şey varsa onu ertelemeli bütçede. Kamuda bunu görmüyoruz. Ama dönüp öbür tarafta tartıştığımız şey asgari ücret 20 bin lira mı olsun, 22 bin lira mı olsun diyoruz. Yazık, bu rakamlar olmaz. Ve bakın, Türkiye'deki sosyoloji giderek çok kötüleşmeye başlıyor. Asgari ücret genele yayılmış bir ücret şekline dönüşüyor Bilge. Dönüştü hatta. Yani bugün beyaz yakalı pozisyonlarda işe başlangıç asgari ücret de oluyor. Halbuki sizin bir ekonomide asgari ücret dediğiniz en niteliksiz işçiye, en niteliksiz işçiliğin karşılığında verilecek paradan bahsediyoruz biz. Ama bugün gidin bakın işte bankaların durumuna. Gişeye giren arkadaşlar asgari ücretle iş yapıyor. Bunlar giysi mi alsın, kendilerine mi baksınlar? Geçsin dolasınlar mı, çalışsınlar mı? Nasıl olacak o da belirsiz. Sözün özü, sözün özü, müthiş bir dar gelir ve fakirliğin olduğu bir ekonomi yarattık. Bu dar gelir ve fakirler için buradan kurtulma şansı maalesef yok. İkinci jenerasyon belki kurtulabilir. Ve bunun nedeni de bugün hemen unuttuğumuz NAS ekonomisidir. Negatif reel faiz politikasıdır. Ne yazık ki herkesi biçti geçti. Herkesi biçti geçti Bilge Hanım. Ve ne yazık ki işte bu yoğun gündemin arasında, bu tartışma başlıklarının arasında soramıyoruz. Ne oldu? NAS politikasından vaz mı geçtiniz? Sorusunu soramıyoruz. Şimdi Sayın Gökten, asgari ücretle 17 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Hadi olsun olsun dediniz ki 22 bin lira olsun zam yapıldıktan sonra. Emekli için durum daha da beter, daha da vahim bir durumda. Bu arada tabii Çalışma Bakanı diyor ki yani hep en düşük emekli maaşını anlatıyorsunuz 12 bin 500 lira ama 60 bin lira emekli maaşı alanlar da var diyor. Emeklinin gözünün içine baka baka. Şimdi ne yapacağız, nasıl alacağız? Şöyle bir markete gittiğimizde, çarşıya, pazara gittiğimizde fiyatlar yerinde durmuyor ki. Biz anlamıyoruz bu TÜİK'in enflasyonu nasıl bu oranlarda çıkıyor. Dünya Gazetesi'nin manşetini arkadaşlarım ekranlara getirirse, dünyada bugün manşette İbrahim Kahveci imzasıyla yayınlanan bir haber var. Şöyle söylüyor, fiyatlar rafta durmuyor. Bakın geldi ekranlara. Özellikle gıda fiyatları üzerinden bakıyor. Gıda fiyatları tarlada düşük, tezgahta yüksek. Yurt içi ve yurt dışı üretici fiyatları tüketici enflasyonunun gerisinde. Üretim tarafında enflasyonist etkiler yavaşlarken tüketici de durmuyor. Üstelik dolardaki yükseliş enflasyonun çok gerisinde kalıyor. Ücretlerde de bir artış yapılmadı. O zaman Sayın Gökten, bu